Biliyor musun Cet? Çocukların anlattıklarına bakılırsa bu akşamki bahar dansı muhteşem geçecek gibi. Aa, tabii ki öyle. Hem de olabildiğince. Pierce bile bronzlaşmaya çalışıyor. Bronzlaşmak hiç önemli değil, Luck. Bunlar aynadır. İnsanın kendini 3 kat beğenmesi gibi bir şey olamaz. Eğer Chanel olmasaydı bu dans gerçekleşemezdi. Her şeyi o ayarladı. Hey, hiç sorun değil arkadaşlar. Bu kulüp başkanı işinin bir parçası. Ah, bu kadar alçak gönüllü olma Chanel. Sen kesinlikle her şeyi yapabilirsin. Bana çıkacak birini bulmak haricinde. Unut gitsin Chester. Senin yaşındaki her kız saat daha 6 olmadan karyolasına girer. Ah, harikulade saçlarım. Bunu kim yapıyor? Bradley, bunu tahmin etmeliydim. Ne maceraydı ama. Tam yeni bir pitteyken yakıtım bitti çocuklar. Tanrım ne korkunç. Sen ölebilirdin. Ve o zaman saçlarımı berbat bir hale getirmemiş olurdum. Bradley, bu akşamki bahar dansına geliyor musun? Kaçırmam mümkün mü? Ha, bu züppe bu gerçeğine sonsuza dek inanan biridir. Çok güzel. Sanırım ben de laboratuvarıma geri döneceğim. Görüşürüz Chester. Neler oluyor? Dahi çocuk çok keyifsiz görünüyor doğrusu. Zavallı Chester. Bu akşam dansa gidebileceği hiç kimse yok. Gerçekten berbat bir durum. Korkunç, hem de olabildiğince. Bahar dansına o kadar çok gitmek isterdim ki. Ama gençlik kulübündeki tüm kızlar onlara göre çok küçük olduğumu düşünüyor. Acaba Albert Einstein de aynı sorunu yaşıyor muydu? Keşke Aram bilgisayarlarla olduğu kadar kızlarla da iyi olabilseydi. Kızlar? Bilgisayarlar? Evet buldum. Ben kendi kızımı yaratacağım. Tamam, bir bakalım. Yaş 17. Gözler mavi, saçlar sarı. Bu insanlığın yararına bir şey olmayabilir ama benim yararıma olduğu çok açık. Evet. Şimdi de elektrostatik terminalleri yaşam fonksiyon simülatörüne bağlayalım. Harika. Henüz bitmiş sayılmaz ama daha şimdiden kıvılcımlar uçuşmaya başladı bile. İşte. Şimdi de onu olabildiğince sadık biri olarak programlayacağım. Evet, tüm sistemler çalışıyor. Merhaba seni harika büyük yakışıklı iri kıyım. Harika. Bana daha önce hiç yakışıklı iri kıyım dememişlerdi. Bana daha önce büyük de dememişlerdi. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Teşekkür ederim. Şimdi de en önemli programı test etmeliyim. Araya girmek ve berbat etmek. Affedersiniz bayan. Üzgünüm. Berbat etmek yok. Evet, çalışıyor. Etten oluşmuş bir mükemmellik yani poliüretandan diyecektim. Çok romantik şeyler söylüyorsun. Sevgi bağlantısını da ayarlasam iyi olacak galiba. Ah, en sonunda. Saatler süren çalışmadan sonra saçlarım bu akşamki dans için hazır değil. Hopidudu. Oh, oh vay. Şuna bakacak mısın ha? Neye bakacak mıyım? Hiçbir şey göremiyorum. Bu Chester. Hem de arkasında fıstık gibi bir yavru var. Hey! Merhaba arkadaşlar. Chester, bu korkunç biliciden nereden buldun? Tamamen gerçek dışı görünüyor dostum. Evet, böyle de denebilir dostum. Kim o? Yoksa bakıcın falan mı? Söylesene adı ne? Robot. Roberta. Bahar dansına gideceğim eşim. Senin erkeksi kollarına atılmak için sabırsızlanıyorum aşkım.
Yani senin gerçekten kız arkadaşın mı şimdi bu? Ha? Kesinlikle. Bizim gibi çok çalışan dahilerin de arada bir dinlenmeye ve gevşemeye ihtiyacı vardır. Hadi gel Roberta. Bu akşamki kutlamalara hazırlanmalıyız. Ciao. Zobi Bobi. Chester gibi biri böylesine dinamit görünümlü bir pilici nereden bulabilir ki? Bilmiyorum. Ama beraber çok mutlu oldukları kesin. Gerçekten mi? Bunu göreceğiz. Pekala, bu akşamki dansa ne giymeliyim? Cesur ve dramatik bir şey mi olmalı? Ya da utangaç ve cilveli bir şey mi? Telefon! Muhtemelen sadık hayranlarımdan biri olmalı. Şu şeyi nereye koydum acaba? Ah! İşte burada. Alo! Çok yaşa. Ama yanlış numarayı aramış olmalısınız. Burası doktor muayenehanesi değil. Nikki, benim Piers. Seni bu akşam dansa götüremeyeceğim hayat. Bu soğuk algınlığı yüzünden yataklara düştüm. Soğuk algınlığı mı? Hem de baharda. Çok doğru. Aslında ben bahar ateşine tutuldum galiba. Oh, zavallı Pierce. Hemen yatağına dönsen çok iyi olur. Benim planladığım da zaten buydu. Daha sonra görüşürüz Nikki. Tabii yaşıyor olursan. Wow. Ben de çok duygusal olduğumu sanırdım. Pierce, seni sinsi şeytan. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Vicdansız olduğun zaman çok kolay oluyor. İçeride görüşürüz Lark. Pekala Troy. Arabanızı park edeyim. Tabii ki Züppe. Ne garip. Bir araba sesi duyuyorum ama bir araba göremiyorum. Çünkü bu bir araba değil. Anti yer çekimi hava süspansiyon sistemi kurunca pürüzsüz bir sürüş sağlanıyor. Yakışıklı olduğun kadar dahisin de. Uçurabilir miyim? Park edebilir miyim efendim? Buna gerek olmayacak. İçindeki dahili keşif sistemi bir turbo hat sistemi ve fren sensörleriyle donatılmıştır. Kendi kendine otomatik olarak park alanı yaratabilir dostum. Yani bu beni işimden edebilecek tipte bir şey. Gidelim mi sevgilim? Seve seve tatlım. Merhaba Blaze. Merhaba Radley. Hey Chester. Gerçekten çok başarılısın. Bu filiç inanılmaz bir şey. Çok teşekkürler. Aynı senin gibi yani. Sanırım bu işi öğrenmenin zamanı geldi. Bakalım şu Roberta nasıl bir. Hey Chester. Belki de bir dahaki sefere boyuna uygun birini bulursun ha. Çok komikti Pierce. Kısa erkeklere bayılırım. Hey. Kimse kıpırdamaz. Görünüşe bakılırsa Chester buluşlarından birini yanında getirmiş. Aa Chester, nedir bu? Küçük oyuncaklarından biri mi yok? O uzaktan kumandalı bir hırsız alarmıdır. Laboratuvarım için. Şimdi bize izin ver lütfen. Hadi gel Robertacığım. Dans etmek için sabırsızlanıyorum. Sen nasıl istersen bir tanem. Bir tanem mi? Bu küçük köpüklü fizikçi de bulduğu şey nedir anlayamıyorum doğrusu. Belki de buradan ayrılsam iyi olur. Danstan kaynaklanan aşırı titreşim hassas devreleri üstünde aşırı tahribat yaratabilir. Tabii ki hırsız alarmı. Şu tuhaf alet bir şeyi çalmama yardım edecek. Yani Roberta'yı. Müzik
gece patırtılı çalmıyoruz. Duymadım, ne dedin Geç? Dedim ki belki de yeterince patırtılı çalmıyoruz. Evet, bu kadar düşük sesle oynamak müzikten bir şeyleri alıp götürüyor gibi. Örgümü getirmeliydim. En azından ellerim biraz hareket etmiş olurdu. Şu çocuklar bizimle ilgilenmekten çok Chester'ın kız arkadaşıyla ilgileniyorlar. Evet. Erkek çocuklar gibi davranıyorlar. Yani her zamanki gibi. Bence onun mükemmel olduğunu kabul etmeliyiz. Hay! Ha! İşte başladın dostum. Bradley, ya sen dans etmeye başlarsın ya da ben ufak ufak giderim, tamam mı? Ben de tam teklif edecektim. Böyle yalan söylemiyorum. Hadi Blaze. Hadi boogie yapalım. Dörtçüler gibi ha. Hop. Yani böyle mi? Hey, sen bayağı iyisin. Bu gerçekten çok garip. Çünkü ne yaptığımı bile bilmiyorum. Tanrım, bu kadar dans etmek gerçekten iştahımı açtı. İştah mı? Evet, bilirsin, yemek. Yani böyle. Nasıl yaptığımı gördün mü? Şimdi de sen dene bakalım. Roberta kesinlikle mükemmel. Gerçek olduğuna inanmak çok zor. Belki de o kadar mükemmel değildir. Aman, bugünkü hava durumunda kar hakkında hiçbir şey söylememişlerdi. Olamaz. Tamam, bu kadar yeter. Pekala Roberta. Bak, lütfen. Diyetini unutmamalısın. Hadi gel bakalım. Sen nasıl istersen canım. Aha, işte oğlum. Hırsız alarmını devreye sokmak için çok iyi bir fırsat. Bunu nasıl çalıştıracağımı tahmin etmem gerekiyor. Aha, işte burada. Test düğmesi. Mükemmel. Affedersin Chester. Üzgünüm ama araya girmek yok. Sorun değil Roberta. Yalnızca Chester'la hırsız alarmı hakkında konuşmak istiyordum. Ne olmuş hırsız alarmıma? Aman tanrım. Laboratuvarım soyulmuş. Şimdi ne yapacağım ben? Sorun değil Chester. Sen gidip laboratuvarımla ilgilen. Ben Roberta'yla ilgilenirim. Bunun sorun olmayacağından emin misin? Tabii ki olmaz. Arkadaşlıklar bunun içindir değil mi? Çok teşekkür ederim Pierce. Az sonra görüşürüz Roberta'cığım. Onu bir dahaki sefere gördüğünde kollarımda olacak. Roberta, sen gerçekten çok şanslı bir bayansın. Sana hiç Beverly Hills dans yarışmasında altın kupayı nasıl kazandığımdan bahsetmiş miydim? Beni erkeksi kollarını alman için sabırsızlanıyorum canım. Pierce Thorndike, bu senin en şanslı gecelerinden biri olacak. Yalnızca yanlış bir alarmmış. Ama anlayamıyorum. Daha önce hiç bunu yapmamıştı. Ne? Galiba Pierce Roberta ile gereğinden fazla ilgilenmiş. Gözlerinden çok hoşlandım. Çünkü onlarda kendi yansımamı görüyorum. Ne kadar romantik şeyler söylüyorsun. Pekala Pierce, ben geldim. Artık Roberta ile ben ilgileneceğim.
Üzgünüm ama araya girmek yok. Ne, Roberto benim. Senin harika, büyük, iri yakışıklınım. Hanımın dediklerini duydun Chester. Hem zaten senin yatma vaktin gelmedi mi? Kadınlar. Umarım bu Pierce'ın hoşuna gider. Yardım edebilir miyim küçük bayan? Zavallı hasta Pierce'ıma trajik hastalığına iyi gelmesi için birazcık tavuk suyu çorbası getirdim. Hastalık mı? Ne hastalığı? Bilirsiniz, yakalandığı korkunç soğuk algınlığı. Ha, görünüşe bakılırsa yanılıyorsunuz. Bay Pierce bu akşam bahar dansına gitti. Yaklaşık 2 saat önce. Dansa mı gitti? Ama hasta ve ölüm döşeğinde olduğunu söylemişti. Yanılmış olmalısınız. Bana güvenebilirsiniz küçük hanım. Bay Pierce'ın sağlığı mükemmel durumda. Gerçekten mi? Onunla hesabımı gördüğüm zaman hiç de böyle olmayacak. Kendi yarattığımın ihanetine uğradım. Şuraya ışığın eşsiz saçlarımı pırıl pırıl parlatacağı yere gidelim. İşte böylesi daha iyi değil mi? Üzgünüm ama araya girmek yok. Bu lafı çok fazla söylüyorsun değil mi? Sen nasıl istersen bir tanem. Pekala! İşte buradasın iki yüzlü sahtekar kara kurbağası. Ne ki? Hasta olduğunu söylediğini sanıyordum. Öyleydim. Şu yeni ilaçların ne kadar mucizevi güçler olduğuna inanamazsın hayatım. Benim de bir ilacım var. Senin gibi sahtekarlar için hem de. Al! Saçlarım mahvoldum. Biri hemen kuaför çağırsın. Merhaba, sen harika büyük ve yakışıklı bir iri kıyımsın. Çok romantik şeyler söylüyorsun. Aa, olamaz. Çorba Roberta'nın kısa devre yapmasına sebep oldu. Tanrım, şu Roberta'dan çok hoşlanıyorum. Çok elektrikli biri. Hem de olabildiğince. Vay, şu Roberta'nın yeni dansına da bak. Gerçekten çok iyi. Hadi! Tanrım, şu arkadaşım Roberta kalabalığı gerçekten de elektrikliyor. Değil mi? Bu onun için gerçekten çok basit bir şey. Chester! Ona neler olur? O değil. Yani o ay. Roberta yalnızca bir robot muydu? Elveda Roberta. Elektrotları sağlamken çok iyi bir eştin. Chester, zavallı duygusal çocuk. Kim, ben mi? Evet, sen. Bence kim dansa gitmek için bir kız arkadaş yaratmaya çalışıyorsa, o gerçekten gerçek bir kız arkadaş hak ediyor demek. Sen neler diyorsun iki? Diyorum ki, bu akşam benim eşim olur musun acaba? Olabilir miyim? Aa, elbette. Pekala. O zaman neden burada dikilip duruyoruz? Yoksa bu bir dans gecesi değil mi? Bayana duydunuz. Parti başlasın. Ve 1, 2, 3. Biliyor musun Niki? Sen benden daha hızlısın. Hem daha uzun hem de daha hızlısın. Dahiler götürsün seni Emi. Sakıncası var mı eski dostum? Patates cipslerimiz bitmişti. Harika bir şey.